İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'u davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Bugün ne yazık ki dünyadaki birçok köklü medya kuruluşu habercilik alanına yaptıkları yatırımları azaltmaya başlamış durumda ve sosyal medya kültürüne adeta teslim olmuş durumda. Ve teorik olarak dahi artık bu büyük medya kuruluşları kendilerine hakikatin tercümanlığı vazifesini çok görmeye başlamış durumda. Bu bağlamda birçok batılı köklü medya kuruluşunun bilgi kaynağı olarak büyük oranda sosyal medyayı almaya başladığını ve mecralarını veri haberciliği yerine içerikleri hızla değişen birer ilan panosuna dönüştüğünü görüyoruz. Buna mukabil şuna emin olunuz ki bu süreç ülkemizin köklü medya kuruluşlarının, kurumlarının direndiği, direnmeye çalıştığı bir süreçtir. Bugün ülkemizin köklü medya kuruluşlarının geçmişten getirdiği birikimlerini, kurumsal kapasitelerini günümüzün medya ve habercilik sektörünün gereklerini karşılayacak şekilde yeniliklerle birleştirmeye çalıştıklarını, bu yönde çok ciddi bir gayret gösterdiklerini büyük bir memnuniyetle görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Köklü medya kuruluşlarımız bir yandan habercilik mesleğinin nitelikli örneklerini ortaya koyarken, diğer taraftan dünyada küresel vicdanın sözcülüğünü üstlenmektedir. Bugün muhabir kitabını konuşuyoruz. Çok kısa bir süre önce de yine burada İsrail'in dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği Gazze soykırımını anlatan kanıt ve tanık kitaplarının tanıtımını, yine kanıt belgeselinin galasını gerçekleştirdik. Esas itibariyle bütün bunlar muhabir de, tanık da, kanıt da aynı hakikat ve adalet mücadelesinin birer ürünüdür. Birbirini bütünleyen bir çabanın, aynı mesleki kaygıların ve ahlaki değerlerin bir yansımasıdır. Biri olmadan zira diğeri olmaz, eksik kalır. Bilindiği gibi İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım operasyonunun başından beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki kulvarda yoğun çaba sarf ediyoruz. Birincisi, İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması ve bölgedeki insani krizin sona erdirilmesi için çok yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. İkincisi ise İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının belgelenmesi ve cezalandırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu iki çabanın kesişim noktasında hakikatperver medyamızın, milli medyamızın gerçekten çok hayati bir vazife üstlendiğini söylememiz gerekir. Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel kriz coğrafyalarındaki habercilerimiz, vahşetin ve insani krizin tüm boyutlarıyla görünür kılınması için canları pahasına mesleklerini icra ettiler, etmeye devam ediyorlar. Biz bir yandan dijital dönemde haberciliğin nasıl dönüştüğünü, dijital teknolojilerin habercilere sunduğu imkan ve meydan okumaları konuşurken, öte yandan şu anda Gazze'deki muhabirlerimizin internet ve telefona erişiminin neredeyse imkansız olduğu, hatta elektriğin bile olmadığı, hepsinden daha vahimi, muhabir oldukları için kendilerinin birer stratejik hedef olarak konumlandırıldıkları bir sahada habercilik yaptıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok acı ama bir o kadar da çıplak bir gerçek bu. Onların geçtikleri her bir sivil katliam haberi, her bir vahşet görüntüsü bir yandan yüreklerimizi paramparça ederken, öte yandan onlar İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alıyor, adeta vesikalandırıyor. Ve böylelikle çok önemli başka bir şey daha yapıyorlar. Küresel vicdan toplumunu cesaretlendiriyorlar. Anadolu Ajansı, TRT ve diğer saygın ve köklü medya kuruluşlarımızın yaptığı bu nitelikli habercilik, gazetecilik mesleğine şeref katmanın yanında Türkiye'nin, ülkemizin diplomatik çabalarına da destek oluyor. Emin olunuz ki daha önce Filistin'i bir devlet olarak tanımak konusunda isteksiz olan bazı devletler bugün
Filistin'i tanıma kararı alıyorlarsa, bunda Türkiye'nin diplomatik girişimleri yanında yaşanan bu soykırım ve zulüm şartlarında mesleğini icra eden habercilerimizin de çok önemli payı vardır. Forumumuzun hayırlara vesile olmasını, Anadolu Ajansımızla Ankara Üniversitemiz arasında imzalanacak olan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, foruma katkı sunan tüm akademisyen, uzman ve gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz kıymetli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a biz de konuşmaları, hitapları için teşekkür ediyoruz. Özellikle yapay zeka başta olmak üzere ilerleyen teknolojinin her alanında daha yetkin habercilerin yetiştirilmesinde işbirliği olanağı sağlıyor bu protokol. Sayın Genel Müdürümüz ve Sayın Rektörümüz kurumları adına bu işbirliği protokolünü şu anda imzalıyorlar. Biz de yine canlı yayına bunu ekranlarınıza da taşıyoruz. Güçlü alkışlarınıza yine imza dosyalarıyla bir fotoğraf karesi alacağız efendim. Ruhuna uygun bir şekilde. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, sizi benim bulunduğum alana davet edeceğim. Ruhu olan, hikayesi olan bir yerdeyiz. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren Türk milletinin ve dünyada mazlum coğrafyalarda bulunan insanların vicdanının sesi olan Anadolu Ajansı atölyedeydik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz.